Buyur canım. Kap! Ulan! Oo! Şükriye, bana az şekerli bir kahve yap. Nasıl gidiyor? Ha? Kafan karışık tabii. Bu adam hakikaten dokuz canlı mı diye soruyorsun kendine. Haklısın Sabri Efendi. Artık ben de ölümsüz olduğumdan eminim. Ya ben yok edilemem. Çünkü bu çağın en çok ihtiyaç duyduğu sistem Turgay Atacan'dır. Niye? Bu çağ en çok pislik üretilen çağ da onun için. Ben neyim? Ben pislik yok edici bir terminatörüm. İnsanlığa en büyük hizmeti veren bir sistemim. O yüzden Tanrı beni ölümsüz kılıyor. Sen bu düzen tarafından sırtına bomba bağlanıp sokaklara itilmiş itin tekisin. Pisliksin. Buyur canım. Doktorların söylediğine göre hiçbir laftan, hiçbir durumdan kolay kolay tahrik olmayacakmışım. Gerçi bu durum Şükriye'nin de hoşuna gitmeyecek ama artık en az onun kadar ince ve yumuşak davranabilirim. Demem o ki, hadi fırsatın varken içindekileri kus, kus. Ama unutma ki iş başka bir şeydir. Ne kadar narin ve yumuşak kalpli bir adama dönüşsem de işimi ihmal etmem. Mesela Yılmaz Efendi olayında olduğu gibi. O aşarı çocuk, sana garanti ederim ki müthiş bir letafet ve zarafet içinde gebertildi. Hayvan herif! Öyle değil mi Özcan? Şimdi Nazlı da uyanacak. Of, çal şu kapıyı sen. Hayırdır inşallah. Hayırdır bu saatte? Bir şey mi oldu Gülçin? Geçsenize içeri. Sabri yok. Hala eve gelmedi. Karakolları, hastaneleri de aradık ama yok. Kesin başına kötü bir şey geldi. Ne yapacağız? Dur bakalım. Telaşlanma hemen. Kötü haber olsa hemen duyulurdu. Belki bir arkadaşına filan takılmıştır. Yılmaz'a sordunuz mu? Sabri abi haber bile veremediğine göre durum önemli. Ya hemen kötüye yormayın. Allah'ım nedir bu ya? Biri bitiyor öbürü başlıyor. Durun bakalım. Panik yapmayacaksınız. Artık bunca badireden sonra biraz soğukkanlı olmayı öğrenemediniz mi? Ben şimdi çıkıyorum. Ama lütfen gözümü arkamda bırakmayın. Sakin sakin oturun ve dua edin. Birbirinize güç katın. Dur ben de seninle geleyim. Gerek yok Ali. Bir şey öğrenirsem evi arar haber veririm. Beni aramanıza gerek yok. Tamam mı? İsa biraz gelir misin? Bir şey duyarsan haber verirsin değil mi Yusuf? Hadi biraz sakin olun. İçeri geçin hadi. Hadi. Sizi de telaşlandırdım. Ama ne yapacağımı bilemedim. Söylediğine bak. Başka nereye gidecektin ki? Bugün şirkette benim bilmediğim bir anormallik oldu mu? Nasıl abi? Gelip giden birileri mesela. Yo. Tamam. Sen Ali abinle beraber evdekilere göz koy. Ben gelmiyor muyum şimdi seninle? Ne dediğimi duydun. Enişten mi abi? Evet kimsiniz? Ne haber lan Karakule? Sesim iyi geliyor mu? Öteki dünyadan konuşuyorum da. Belki atlarda bir imansızlık olabilir. Aşağılık herif!
Ne istiyorsun? Usta bırak bu köpekle muhatap olma. Kapat telefonu. Dur be kardeşim. Ne de olsa aramızda savaş hukuku var. Şu kadar zamandır kavga ediyoruz. Ustanla şurada iki kalem laflayacağız ya. Sus biraz. Vır 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 vır. Sus. Sen eve git İsa. Abi kötü bir şey mi var? Eve git dedim. Gitti mi? Biz ne diyorduk? Of ya senin acelen de vardır Miroğlu. Dünyadasın çünkü. Benim gibi ahirette değilsin. Senin zamanın dardır. Onun için lafı da fazla uzatmayacağım. Yılmaz Efendi'nin başına bir kaza gelmiş. Sen ne diyorsun aşağılık herif? Yılmaz'a ne yaptın ha? Ne mi yaptım? Bak şimdi onu da Tahtalı Köy'e yollamışlar ama ne yazık ki henüz benim bulunduğum cehennem tabakasına kadar ulaşmadı. Senin onu ziyaret edip üstünü biraz toprakla örtmen gerekiyor. Nerede biliyor musun? Hayvan! Oo. Derdin neyse benle hallet. Git oğlum. Senin şu anıt mezar var ya. Ya şu senin düğün yeri. Orayı bir ziyaret et. Sana zahmet olmasın diye adrese teslim ettim. Dramı bırak da sözümü dinle Miroğlu. Sabri Efendi şu an yanımda. Rahatı da yerinde. Az sonra onunla ahiretten telefonla görüşeceksin. Artık ilim fen ilerledi. Buralara kadar ulaşıyor. Ne istiyorsun? Acele etme söyleyeceğim. Sevdiklerini tek tek öte dünyada bir araya toplamamı istemiyorsan yukarıdan ahirete bir sevap yollamalısın. Bu sevabın adı Adem mi, Badem mi? Neyse işte. Senin şu gemici çocuk. Onu istiyorum Miroğlu. Eğer bunu yapmazsan buradaki zebanilere söz dinletemem. Sabri'yi fena ezerler. Sonra üzülürüm. Usta, yalvarıyorum Allah aşkına dinleme bu adamı. Boşa yorma artık kendini. Usta, mezar ziyaretine gitti. Çocuk kaşınıyordu ve acelesi vardı. Adalet gereği ondan başladık.